Kerem Bey, selam tekrar. Selam. Arkadaşlar ancak gönderebildim de. Siz az önce beni içeride çıkaramadınız galiba. O gizli koyda Marmaris'te balıkçı kılığında teknenize yanaşıp sizi Rus mankenle fotoğraflamıştım. Hatırladınız mı? Nasıl unuturum ki? O olay yüzünden babam teknemi satmıştı. Ya ne güzel tekneydi o ya. Ben de o haberden sonra şimdi çalıştığım gazeteye çok iyi paraya transfer oldum. Bu haber de iş yaptı. Artık bir terfi falan bekliyorum. Ne güzel değil mi? İnsanların özel hayatı üzerinden kariyer yapmak. Ama ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bu haberi sen yaptırtmadın. Ne münasebet canım? Hadi şimdi bana yalan söyleme bak. Orası öyle ünlülerin gideceği bir kafe değil. Çapkınlık yapılacak bir yer de değil. Değil mi? Gazetecilerin soteye yatıp gizlice çekeceği bir yer değil. Kim çekti bunu? Haber kaynaklarımı açıklamakla mükellef değilim. İyi biraz ısınmaya başlıyorsun. Bak karım orada 5 dakikadan fazla kalmamış diyorum sana. Kim çekti? İsim ver bana. Dediğim gibi gazeteci kaynaklarını açıklamak zorunda değildir. Bunun için mi çağırdınız tekrardan buraya? Evet. Öyleyse başka sorunuz yoksa müsaadenizi istiyorum. Haber buna gelmiş belli. Ayşe bu Berk denen lavuğun laflarını samimi bulduğunu söylüyor ama o şimdi erkeklerin ne kadar güvenilmez olduğunu bilmiyor. İlk önce ben bununla konuşacağım. Konuş abi konuş. Sen gelsene şöyle bir. Ne oluyor ya? Her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Ajan mısınız siz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kız seni istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Benimle konuşacaksın. Önce sakin olacaksın. Yok ya. Her türlü altı yiyeceksin. Sonra bunu üfelik mi taslayacaksın? Oğlum elimden kimse alamaz seni. Bak benim karıştırdığım bir halt yok. Ayşe'ye ne söylediysem samimi ve gerçekti. Samimiydin o yüzden mi peşine gazetecileri taktın? Gerçekten haberim yoktu. Televizyonda gördüm. Nasıl haberin yoktu lan? Orayı nereden bilecek gazeteciler? Tamam diyelim ki ben haber verdim. O zaman gazeteciler beni aradığında sizin söylediklerinizi söyler miydim? Hadi diyelim ki niyetim kötü. O zaman ben bu kızı seviyorum. O yüzden buluştuk demez miydim? Bana bak birader belli etmem ama ben ters adamımdır. Tersim atsın dünyayı tanımam. Bir daha karımın yanına görmeyeceğim seni. Zaten son konuşmamız da o. İyi öyle kalsın. Ha bu arada... O gazetecilerin oraya nasıl geldiğini merak ediyorsan bir Ceyda ile konuş. Kapılarda karşılandığıma göre haberler iyi. Evet. Dün mekana gittim abi. Şu kamera kayıtlarına falan hepsine baktık. Patronla görüştüm. Ve Ayşe'nin fotoğraflarını kim çekmiş buldum. Süpersin bro. Atla gidelim. Hiç gerek yok. Çünkü kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek. Kendisi fotoğrafçıymış. Bizimle de 4-5 defa çalışmış. Vay çakal. Çağıralım gelsin o zaman. Çağırdım bile. Hadi gel. Geliyor. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba nasılsınız? Aa! Ne oluyor Kerem Bey? Dur lan. Kerem Bey canım acıyor. Ya, ayıp ama. Dur daha sana ne ayıp şeyler yapacağız. Aa! Ah deme. Hiçbir şey anlamıyorum. İzlet videoyu izlet. Ah. Bak. Tanıdık gelmedi mi? Ha? Ne dediğinizi anlamıyorum. Evet, hayatını fotoğraf çekerek kazanıyorsun ama bu biraz farklı olmuş sanki. İnsanların özel hayatını takip etmek, onların fotoğraflarını çekip pazarlamak falan. Hiçbir şey anlamıyorum Kerem Bey. Oyalama lan beni. Bu ortaya çıkarsa ne olur bilmiyor musun? Kerem Bey, inanın benim suçum yok. Ceyda Hanım istediği için... Bingo, tamam. Tamam birader, seninle işim yok. Benim duymak istediğim buydu zaten. Şimdi seninle bir tane daha çekim yapacağız. Anlaştık. Anlaştık. Sizin avukat çok iyi oldu. Gidip elden vermiş evrakları. Ay nasıl sevindim anlatamam. Peki aile nasıl ikna oldu? Sabahleyin Nuh deyip peygamber demediler. Aile değil de oğulları fikir değiştirdi sanırım. Yani siz gidip konuştunuz ya, ondan sonra dank etti herhalde. Yani sonra ailenin yanında da şey yapamayınca bir anda fikir değiştirmiş gibi oldu. Aman canım iyi abi çıktı ya, gerisini boş ver. Vallahi evet. Şimdi cümbür cemaat abimi almaya gittiler. Sen niye gitmedin güzel kızım? Şimdi abimin bana olan siniri daha geçmemiştir. Annem Erkut abinin asgari uğurlamasına gelirsin dedi. Yani hem orada seni görünce yumuşar, affeder dedi. Haklı tabii yani. Tamam doğru düşünmüş, öyle yaparsın sen de. Vallahi abim çıktı ya. Tabii ya, şükür ya. Ayşe'nin abisini bugün çıkardılar hapisten biliyor musun? Aileye bakar mısın? Kültür farkının katmerlisi daha ne diyeyim? Kerem nasıl dayanıyor bunu hiç anlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Ayşe Hanım'ın 2 gündür başı dertten kurtulmuyor. Ama sonunda elime düşecek. Muhsin'le de konuştum, o da kabul etti. Ben o zaman göstereceğim ona. Hanımlar. Aa, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın Ceyda, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni yakalamam iyi oldu aslında. İşle ilgili bir şey izletecektim sana. Aa, işle ilgili. İyi de Ceyda beni görmeye geldi. Olsun Yelda teyzeciğim. Hem Muhsin amca hep ne diyor? İş beklemez. Hadi. Gel. Ne oldu? Ne izleteceksin? Gel otur. Ceyda Hanım bana ulaştı ve bir adres verdi. Yani Ayşe Hanım ve Berk Bey'in gizlice fotoğrafını çekmemi istedi. Yaptığım şey bir suçtur ve azmettiricim Ceyda Hanım'dır. Ne güzel anlatıyor değil mi tane tane? 5.000 lira karşılığında fotoğrafları Ceyda Hanım'a teslim ettim. Bununla ne yapacağımı düşünüyorsun değil mi? Ben bir şey yapmayacağım, sen yapacaksın. Şimdi evliliğim hakkında bir şey bulmaya çalışmayacaksın. Evliliğimi bozmaya çalışmayacaksın. Bu bir. İkincisi sana 1 ay veriyorum. Şirketten ayrılacaksın. Yeni bir iş bulmak istersen de sana seve seve referans mektubu yazarım. Ha bunları yapmadığında ne olacağını biliyor musun? Aslında çok basit. Bu videodan herkesin haberi olacak. Karar senin. Kabul ediyor musun? Güzel. Bundan sonra top sende Ceyda. Soğuk, yavaş iç. Geldin. Selam. Abini kurtarmışsınız, gözünüz aydın. Vallahi kurtardık. Aa, Erkut abim de askere gidiyor. Ha. Hayırlı tezkereler. Bir süre kafa dinlersin artık. Yani ben pek heveslenmedim. Çünkü 1 ay gidecek. Bedelli yapıyormuş. Ha. Bak sana ne göstereceğim. Kim bu? Bu kim? Şimdi biz Volkan'la dedektif gibi iş sürdük. Sana bunu yapanı bulduk. Senin için yaptık. Tamam da kimmiş yani? Kim bu? Ceyda ayarlamış. Ceyda mı? Evet. Burada da itiraf ediyor. Bülbül gibi şokuyor. Ve azmettiricim Ceyda Hanım. Ya ben bu... Gerçekten ben bu kızı boğacağım. Saçını başını... Ya bu ne yaptığını zannediyor ya? Muhsin amcanın Kalbine iniyordu, adam bembeyaz oldu. Abim hapse düşüyordu benim ya. Ben ama onu yapacağımı bilirim. Saçmalama, ben gerekli konuşmayı yaptım onunla. Konuşmayla olacak iş mi bu Kerem? Konuşmayla ne alakası var? Birinin gidip ona haddini bildirmesi lazım. Böyle saçma sapan bir oyun oynadığını zannediyor. Ama insanların hayatlarıyla oynuyor, farkında değil. Ne hale geldik ya? Ayşe haklısın. Ama bak, bu elimizde olduğu sürece bize artık sorun çıkaramaz. Tamam mı? Maalesef olan olmuş ama geçti gitti. Ne yapalım? Nereye kadar bu pembe rüyalar?